Günaydın. Aşağı düşüyorum. Süper be. Çok güzel be. Oo, etrafımızı kuzu sardı. Bak, kalama seslerinden sonra başka bir şey yaşandı. Helal. Aldın be. Hayvanı aldık be. Tamam, biz de hayvan. Dostumcuklar. Sabah kahvaltı. Transfermeden mi geldi? Şimdi maydanozlarımızı alalım. Hava güzel. Yerimiz geliyor. Süper. Aha, ben de aldım. Evet. Çok güzel. Yeninki de doldu. Oo, peşine bak. Peşinde bir sürü var da. Evet. Koyoslar. İnci gibi. 100'e çıkarabilirsin. Yukarıdalar. Abi sen şunu al istersen de ben tıkam oltayı çekeyim. Dolaşmasın canlıya. Evet sayın seyirciler. Balığı yazdırdık ve aldık. Oo, gene güzel balık girdi aşağıya. Çok güzel sürü girdi aşağıya. Yor bassın yok, yor. Çok değil. Güzel kalama sesi. Aa, yüz eylemiş bayağı güzel sürü. Kuzu. Of. Oy. Özlemişiz ha. Hadi. Vallahi ya. Yalnız var ya güzel sürü var ha. Vallahi çok güzel sürü. Hadi bu sandığından büyükmüş ha. Abi kalaman sanki çok gelecek. Bir tık sıkı ver de. Hayır sıkmasın. Yok atlar, şey. Atlar. Patlamaz da balık çok dibe giderse yatacak. Aşağı yatmasın, giderse gelmez. O duruyor, ben de duruyorum. Ooo, body. İri balık ya. Çok iri balık. Bir Orkinoslara bak. Kuzu. Hadi kuzu. Çine sallayabilir miyim? Çine sallarız da. Sallarız da. Gelir onlar buraya ya. Etrafımızı kuzu sardı.
Hadi oğlum. Şuraya bir balık indirseydik. Bunlar şu küçük balıkları kovalıyor. Baksana şu küçük balıklara. Aynen. Hadi bu durmuyor. Hadi savaş. Abi kalama bir tık Zafer şey yap. Senin yorulunca sıkıldım, yer değişebiliriz. Sıkıldım. Hayvana gevşek geliyorsa şey sağlam. Lider falan sağlam. Düğümler. Lider sağlam sağlam. Düğümler de sağlam. Bu bayağı büyük. Biraz da yorulursa tamamdır bu iş. Bayağı uğraştı. Altımızda şey yok. Alttan korkma. Vallahi iyi olsun. Bir şey yok. Aldım. Helal. Aldım be. Aynen de aldık be. Hadi. GoPro nerede ya? Lan aşağı düşüyorum. Aynı anda aldık ve muhteşem oldu. Hadi yapıştır. Oh. Arkadaşlar, yani bu balıklar kaçsa da olur ya. Bu balıklar kaçsa da olur. Hadi, boylar ya. İyi. Çünkü biraz yoruldu. Sıra sende. Ben de yoruldum. Ben şokuma güvenmiyorum. Uzun süredir değiştirmedim. Gelmeye başladı. Süper be. Bakalım. Benim arkadaş ne demişti? İki demişti değil mi? Evet evet. İki okulda demişti. Okulda kahve içerken arkadaşım... balıkla alakası olmayan bir öğretmen arkadaşım. Yarın balığa çıkacaksın ve iki tane balık yakalayacaksın demişti. Tabi balığa çıkacağımızı, planımızı da bilmiyordu. Bence bunlar orkinoslu olabilir. Yok. Kafadan belli kuzu. Geldi mi seninki lan? Gelmiyor, gelmiyor. Geldim gibi yapıyor, gelmiyor. Ey koçum benim. Kanıma ses çıksın. Tolga biraz pompala. Oha kuzuya bak Mehmet. Benimki abi. Elle almam lazım. Göründü mü? Göründü de sen Tolga abi. Sen çekime bak. Sen çekime bak. Yok o balığı kaçırmamamız lazım. Mehmet onu eliyle alır. Eliyle alır onu. Alırım alır. Oha! 20 kilosu var rahat. Süper be. Abi sen. Mehmet şey sen tut ben alayım. Ben alırım sen. Dur. Hiç geldi değil. 40 tane elini sok. 40 tane elini sok. Biraz daha sen. Benimki de bundan. Aynen. Dikkat et kamış abi. 40 tane abi. 40 tane. Aha kafasını sudan kaldırın. hayır. Misine'ye bindirme. Getir bana. Aşağıya. Tamam bizde hayvan. Ver bana. Dur. Sal. Şurada geçirdin mi? Sal. Asıl. Ben sana diyorum ben de spora gel diye. Asıl. Bunda da balık var. Oh be. Yordu be. Hemen. Kaldır hayvanı hemen. Göstereceğim. Şimdi birlikte göstereceğiz dur. Güzel hayvan. Hadi. Sıra sende Tolga abi hadi. Hadi bakalım.
Çünkü gözüktü mü? Daha gözüktü. Daha yeni başlıyor. Ama yoruldu. Yoruldu buna %100 emin. Evet. Aynısı. Aynısı. Kardeşi geliyor. Çok güzel. Kardeşi geliyor. Evet. Kardeşi geliyor. Ayna verdi. Ayna verdi. Oh be koçum benim. Çok güzel. Kardeşi geliyor. Yavaş yavaş. Sonuna geldi. Sonuna geldi. Küçük kardeşi geldi. Süper ya. Çok iyi be. Süper çok be. Güzel be. Al abi dudağın ucunda, dudağın ucunda duruyor. Direkt gırtlakla kaldırma. Tamam. Aldık be. Çek. Kaldır kaldır. İşte bu be. İşte bu be. Seninkinin bir model aldı. Aynen. İşte bu. Çıkarmış güvenli bir yer aldı. Çak. Öyle çak ben ikili. Kaldırma hadi. Bu Allah. Bu benimkisi. Evet. Süper be. Tosun tosun. Tosuncuklar. Çok güzel. İkisini de jigle aldık. O ayrı bir aynı güzel. Aynı anda aldık. Kesinlikle. En güzel oldu. Hadi bakalım. Devamı rahat kessin inşallah. Evet. Badim ve kardeşi Samet. Badimiz. Antalya'dan Demre'ye geldiler. Geceden çıktık avımıza. Kolyos yakalamak istedik. Ama gece kolyosu bulamadık. Biz de Kekova'nın koylarında bir 3-4 saat uyuma fırsatı bulduk. Daha sonra meramıza doğru giderken yolda gördüğümüz oynakları takip ettik ve yaklaşık 10-15 parça yemlik kolyosumuzu aldık. Daha sonra meraya geldik. Evet, merada ne oldu? Anlatın bakalım. Merada çok tuhaf şeyler oldu evet, gerçekten. Çok güzel şeyler yaşadık. Beklemediğimiz gibi. Gerçi Samet öncesinden söylemişti. Bak ben ayağımı yere büyük sırttım demişti. Evet. Geldim. Samet'le Demre'de ilk hava çıkışımız değil ama tekneyle ilk çıkışımız galiba. Bu tekneyle ilk evet, çıkışımız. Evet, bu tekneyle ilk çıkışımız doğru. Uğurlu geleceğim dedi ve gerçekten de uğurlu geldi. Evet. Mera'ya geldik. Ciklerimizi indirdik. Bir tane de canlı saldık. İlk vuruş Mehmet Badim'e geldi. Evet, güzel. Aslında ilk vuruş aynen. Samet'e geldi. İlk vuruş canlıya, evet, canlıya geldi. İki kere bastı ama tasmalayamadık, alamadık. Kısmet değilmiş. Hemen akabinde heyecanını anlatsın bakalım Badim. Fadi, şimdi benim ip bir tur atmıştı. İki tur, üç tur denedim ben. İleriye doğru atıp hani ipi biraz fazla açmak istedim. Atamadım ileri. Yamış tabii uzak atmak için değildi. Bu sefer biraz abandım uzağa. Yani ipi de açtım, başardım tabii o ara. Şunu yaptım, hani tarayarak kaldırdım, tekrar indirdim. Evet. Zaten bize yatar biraz yaklaşmıştı zigzag. Hani tarıya tarıya gelmek istedim. Ondan sonra orta suya yaklaşmış ya, tabandan kalktı. Tam taban değildi aslında. Orta suya yakındı. Çok güzel bastı. İlk etapta zaten kayıtlarda da vardır. Çok küçük bir balık sandım. Yani bir kafa attı, bıraktı. Sonra orta suyu da geçti. Yani yüzeye kadar geldi. Ondan sonra zaten kalama yandı. İzlemişlerdir arkadaşlar da yani yandı, bayağı yandı. Çok güzeldi. Takımı da anlat hemen, ne kullandın? Takımı kamış, makine. Hem göstereyim. Takım Savager'ın salt kamışı var. Şöyle. Slow jig takımı. Üzerinde okuma Azeros 6000'lik hızlı sarım. ZXP. ZXP son çıkan galiba. Ondan slow'dan sonra çıktı yeni bunlar. Nesil yeni nesil ya. Olanlar. 6000'lik. Üzerinde yine okumanın ipi var.
Jigim'de Savager'ın 80 gram pembesi. Bunda daha önce yine bu noktalarda bir yerlerde bir kuzu daha almıştım. Evet. Bir 5 kilo 6 kilo falan gelmişti. Yine kolyoz desenli bir jigle aldık. Yine aynı buralardan, bu meralardan. Bak, kalama seslerinden sonra başka bir şey yaşandı. Of, 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 of. Arkadan bir ses daha. Bir aldım sesi daha geldi tabii. Evet, tam balığı çıkartırken badim. Ben de tabii sonarda gördük balık bulucumuzla. Sürü vardı altımızda. O ara denerken bir tane de ben kandırdım. Aynı anda yakalamamız güzel oldu. Hatta biz o ara karışmasın diye Samet canlı yemi çekti. Dolanmayalım birbirine evet. diye. O da duruyor olsaydı muhtemelen 3'te 3 yapacaktık. Üçte üç çünkü çok büyük bir sürü vardı altımızda. Yüksek ihtimalle kimse izleyemeyecekti. Evet, evet. O zaman çekim yapamayacaktık. Nasip. Çok güzel iki tane balık aldık. Benim de takımım yine Azores'in ZXB8000'lik makinem var. Yine Okuma Tesoro 6200 gram atarlı Slowjig kamışım var. Üzerinde yine Okuma'nın ipi var. Kamışları bu kadar ağır kilolarda test edememiştik. 6 kiloyu geçememiştik bu kamışlarla. Evet. 6-7 kilogram civarında balıklar yakaladık. Muhtemelen bunların birisi 11-12 kilogramlarda, diğeri de 13-14 kilogramlarda. Evet. 6 kilo balıklarda ben senin kamışla bir 6 kilo yakaladım. Evet. Bu kamışla da bir 6 kilo yakaladım. Doğru. 6 kiloluk bu saydığımız ekipmanlar 6 kiloluk balığı yani 1,5-2 kiloymuş gibi rahatlıkla çekti. Evet evet. Yani hiç abandırmadan çekiyordu. Tabii bu seferki biraz daha balık büyük olunca ama yine de çok rahat tabii, tabii. aldık. Kamış ne yoruldu ne makine yoruldu. İkisi de aynı şekilde. Hatta bence Azeros'un 4000'lik makineleri bile bu işi yapabilir. Kesinlikle yani. Yapabilir. Ki Azeros'la Antalya'da Orkinos yakalıyorlar. Görüyoruz, doğru. izliyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Evet, bunca yıldır balığa çıkıyoruz. Aynı anda iki tane dev aldık. Evet, bu da aynı bizim anda için de ilk oldu. İlk oldu. Çok güzel oldu. Aslında hiç beklemiyorduk aslında. Aynı anda olmasını hiç beklemiyordum. Yani. Gerçekten çok güzel oldu. Samet'in burada hani oltasını çekip de bizi de çekmesi. Ona evet, da buradan evet, teşekkür evet. ederim yani. Samet çünkü kaldan de yokmuş. O an çünkü balık sarmıştı. Ama hala vaktimiz var, hala avdayız. Saat şu anda 9'u 9 geçiyor. Evet, canlının altında bir tane balık yazdı. Evet, balık herhalde. Girdi. Meramıza da sohbet edelim diye durduğumuz meraya balık girdi şu anda. O zaman bize rastgele. Rastgelsin. Evet, bu sanırım küçük olan. Benim yakaladığım balık. Bu da Badim'in yakaladığı balık. Yani balık yakalıyoruz, bu tarz balıklar çok yakaladık ama aynı anda olması. Evet, aynı anda bu iki güzelliğin çok gelmesi güzel oldu. Çok güzel oldu. İnanılmaz bir duyguydu. Kaçsaydı bile üzülmezdik yani, aynı anda balık bindirmiştik. Evet. Artık kollarda güç kalmayınca. Çok güzel. Balıklarımız livara sığmadığı için benzerimizi ısladık ve üzerlerini örtüyoruz kurumamalar için. En son geçen yaz Temmuz-Ağustos civarında bir 18 kilogramlık kuzu almıştım. O günden bugüne o da çok güzel. Evet, büyük bir kuzu alamamıştık. O zaman sırtı yöntemiyle almıştım galiba. Evet, dip sırtısı yapmıştık. İnşallah yani, bir videoda bu takımları nasıl hazırlıyoruz, nasıl yapıyoruz? Ben tam da onu diyecektim. Özellikle sırtı konusunda benim olmadığım zamanlarda sen gerçekten başarılı avlar yaptın. Bence o takımları bir gün bir anlatalım. Evet. Çünkü sırtı yöntemi de gayet başarılı bir yöntem. Evet, kendimiz yapıyoruz. Kulaçlarımızı, pır döndülerimizi kendi meramıza göre ayarlıyoruz. Meranın yapısıyla neye göre seçim yapıyoruz? Söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Anlatalım. Çünkü birden fazla takım hazırlayıp avlanacağımız bölgeye ya da meraya göre seçim yapıyoruz. Köstekleri uzaltabiliyoruz, kısaltabiliyoruz. Yine kurşun sayısını, gramajını
azaltabiliyoruz, arttırabiliyoruz. Bu detayları da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. O zaman ava devam.